Layla nereye? O tepsiyle nereye gidiyorsun? Ben bunu Rudra'nın odasına götüreyim demiştim de. Ama o odaya zaten bir tepsi yemek götürdü. Evet, biliyorum abla. Yine de yemekten sonra su içmek isterler diye düşündüm. Hayır Layla. Ben odalarına bütün akşam yetecek kadar su bıraktım. Senin götüreceğin suya ihtiyaçları yok yani. Peki o zaman biraz daha lavaş ekmeği götüreyim. Hayır, gerek yok. Gözümle gördüm. Rudra kendine 3 dilim ekmek aldı. Üstelik Parvati'ye de 2 dilim götürdü canım. Daha fazlasını yemelerine gerek yok yani. Sen zahmet etme. Peki abla. Madem odalarına girmemi istemiyorsun, o zaman bunu sen götür. Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Sana sadece şunu söylemek istemiştim. Onların bir süre yalnız kalmaya ihtiyaçları var. Odalarına girip çıkıp rahatsız etmek doğru değil. Aha abla. Sen onları ne kadar düşünüyorsun? Tabii ki düşünmek zorundayım. Parvati sadece bu evin gelini değil, aynı zamanda kardeşim. Gelin hanım. Efendim anne. Mutfakta işler bitti galiba. Hayır, çok az bir şey kaldı. Hadi. Tamam. Senin bu gelinin de tam... Evet, bilmez miyim? Çok bilmiş. Bu yüzden onu işinin başına geri yolladım. Sen de git o çok büyük ve değerli planını uygun. Bu haldeyken neden bir de yemek yapmaya kalktın? Neden mutfağa gidip uğraştın? Çünkü canım istedi. Hadi söyle. Püre güzel olmuş mu? Babam daha güzel yapıyor. Tamam, asma suratını. Benim kitabımda bu söylediğimin tam tersi demektir. Aç ağzını. Resmen yanmış. Nasıl yanmış anlamadım. Üstelik o kadar da güzel kokuyordu. Haro? Haro, çok özür dilerim, beni affet. İşin aslı... Seni odada bırakıp çıktıktan sonra birden şeyi hatırladım. Rudra'nın ekmeğini hafif yanmış sevdiğini. Hatta babasının bir sözünü söylediğinde hep gülerdik, değil mi? Rudra'nın siniri ne kadar tepesindeyse ekmekleri de o kadar yanık olur. Senin kabahatin yok, üzülme. Rudra'nın hayatına daha yeni kesin. Ama ben yıllardır onunlayım. Yani... Evet, biliyorum. Beni yemeği yakacak kadar tanıyorsun. Ve senin için ilk kez böyle bir şey yaptım. Yine de bu... Yanmış püreyi hiç beğenmediğimi söylemeliyim. Ispanak püresi yap. Ama yanık olmasın. Yanık püre yeme alışkanlığımdır ama sevdiğimden yiyemiyorum. Rudra, eğer istersen ben sana yeniden püre hazırlayabilirim. İstersen ıspanak püresi de yaparım. Hayır, gerek yok. Çorba ve ekmekle idare ederim.
Ne oldu? Sana ne oldu? Yemeğini bitirmedin. Ama zaten senin huyun böyle değil mi? Bu huyundan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Gel. Ben yerde yatarım, sorun değil. Yatakta yat, hadi. Ama şimdi uyursam olmaz ki. Daha gözümden bu sargıları çıkarmam gerek. Yarın sabah çıkarırız, bir şey olmaz. Şimdi sadece uyumana bak. Sonuçta rüya görmeyecek misin? Sargıya ihtiyacın mı var? Bir iki işim kaldı. Bitirip hemen döneceğim. Işık açık kalsın. Korkma, tamam mı? Bir şey istersen bana seslen.